Evet, şimdiki zaman, daha önce neyi gördük? Geçmiş zamanı gördük. Geçmiş zaman kendi içerisinde ayrılıyordu, görülen ve duyulan diye. Şimdiki zamanda da tek bir ek var, yoreki. Yoreki eklendiğinde bazen, ses bilgisine de değinelim buradan. Eğer bir kelimenin sonu A ve E sesiyle bitiyorsa, yor ekini aldığında burada bir daralma olurdu. Bunu unutmayın. Daralmayı bazen şeyle karıştırabiliyoruz. Mesela geliyor kelimesinde daralma var mıdır dediğinde evet var diyebiliyorsunuz bazen. Hayır. Kelimenin kökü zaten gelmek. Geliyor diyemeyeceğim için geliyor. Arada bir ünlü beliriyor. Yardımcı ünlü geliyor. Ama kelimenin sonu AE sesiyle bitip yor eki alıyorsa burada o zaman daralma olur. Mesela ağlıyor. Kelimenin kökü ne? Ağlı mı? Hayır. Ağlamak. Ağlıyor diyemeyeceğim için A sesi daraldı. Ya da bekliyor. Kelimenin kökü ne? Beklemek. Bekliyor diyemeyeceğim için E sesi İ'ye dönüştü. Dolayısıyla burada şimdiki zamanı anlatırken ses bilgisine de değinmek istedim. Kelimenin sonu A, E ile bitiyorsa, yor ekini aldıysa burada ünlü daralması olur. Şimdiki zaman ekim dedim. Ne dedim? Yor. Yor eki önceden hatta Selvi Boylum Al Yazmalım filminde sürekli böyle matta mekte ekleriyle konuşur. Arkadan işte İlyas'la Asya'nın seslerinde sürekli böyle işte gelmekte, beni sevmekte hep böyle matta mekte sesleri kullanılır. Ne demektir bu? Daha önceki zamanlarda bu çok kullanılırdı ama şu an kullanılmıyor. Matta mekte yor demek. Mesela ne demek? Sevmekte. O beni sevmekte. Ne demek istiyorum? Aslında seviyor demek istiyorum. Yor ekidir aslında. Dolayısıyla matta mekteyi gördüğümde de yor anlamının olduğunu unutmayalım. İş ve anlatış aynı zamanda olur. Yani şu an yapıyorumdur. Annemin aldığı romanı okuyorum. Okuyorum. Okumak fiil kökü. Yor. Şimdiki zaman okuyorum. Kim okuyor? Ben. Birinci, teki, şahıs, eki. Yolculuk için valizimi hazırlamaktayım. Ne diyor? Hazırlıyorum diyor yani. Dolayısıyla birinci teki şahıs da, şahıs eki, onun haricindeki matta mekte eki yine şimdiki zaman anlamı kalmış. Şimdi burada hem yor ekiyle hem mekte ekiyle örnek vermiş. Dinliyorsun, dinlemektesin. Dinliyor, dinlemekte. Dinliyoruz, dinlemekteyiz. Dinliyorsunuz, dinlemektesiniz. Dinliyorlar, dinlemekteler. Aslında matta mekte aynı zamanda yor eki. Fiilleri istediğiniz eki kullanarak cümle içinde yazın. Atiye'nin son şarkısını dinliyorum. Yor, şimdiki zaman birinci şahıs eki. Anlattığım konuyu iyi dinliyorsun. Kim dinliyor? Sen. Kulaklık takıp müzik dinliyor. Kim dinliyor? O. Komutanımızın sözlerini hepimiz dinliyoruz. Kim? Biz. Radyodaki şarkıyı dinliyorsunuz. Kim dinliyor? Siz dinliyorsunuz. Öğrenciler saygıyla dinliyorlar. Kim? Öğrenciler. Yani onlar. Şimdiki zaman eki yor, eylemlerin sonundaki geniş ünlüleri daraltır. Gizliyor, gizliyor. Demin söylemiştik zaten. Gelecek zaman, gelecek zaman için ne dedim? Gelecek zaman kaplumbağa gibi evini kendi içinde taşır. Yani aslında eki nedir? Ecek, acak ekidir. Bakıyorum. Gelecek bir zamanda yapıldığını gösterir. İş anlatıştan daha sonra gerçekleşir. Önce söyler, sonra yaparız. Okuyacaksın. Okumak fiil kökü. Ye, yardımsız. Yeşesene, kaynaştırma harfi hatırlayın. Acak, ecek, gelecek zaman eki. Okuyacaksın. Okuyacak olan kim? Sen okuyacaksın. Sensin. Ne eki oldu burada? İkincideki şahıs eki. Kazanacağız. Kazanmak fiil kökü. Ecek, acak, gelecek zaman eki. Kazanacağız. Kim kazanacak? Biz kazanacağız. Birinci çoğu şahıs eki. Sevmek fiilini vermiş. Acak ecek ekine altı şahsa göre çekimli demiş. Seveceğim. Kim? Ben. Seveceksin. Sen. İkinci teki. Sevecek. Sevmek fiil kökü. Ecek. Gelecek zaman eki. Şahıs eki yok ama kaçın şahıs olduğunu anlıyorum. Üçüncü teki şahıs. Ne diyeceğim o zaman buna? Üçüncü teki şahıs hali. Seveceğiz. Kim sevecek? Biz seveceğiz. Seveceksiniz. Siz. Sevecekler onlar. Dolayısıyla ne yaptı? Altı şahsa göre çekimledi. Örnek vermiş, cümleler kurulmuş. İnsanları daima seveceğim. Bu romanı sen de seveceksin.
Komşumuz da bizi sevecek. Şahıslara göre şekilde sevecek. Kim? Sen. Sevecek o. Hepimiz bir gün birbirimizi seveceğiz. Kim? Hepimiz. Yani biz. Seveceksiniz kim? Siz. İnanıyorum ki onlar da bizi sevecekler. Kim? Onlar. Geniş zaman. Geniş zaman ne demek? Bir işin daima, her zaman yapıldığı anlamını taşır. Olumsuzluğu da genellikle mazmez şeklindedir. Geniş zaman için ne demiştim? Geniş zamanda, geniş zaman ile neyi karıştırmayacağım? Yapım eki olan ar eli karıştırmayacağım. Mesela mor kelimesinden morarmak. İşte ne dedim? Bileği morardı. Bileği morardı derken oradaki ar ekine geniş zaman eki diyemem. Morardı. Morarmak diyebiliyorum çünkü sonunda mak ekine getirebiliyorum. Olumsuzluğu yaparsam mazmez nedir? Mame zaten klasik bizim olumsuzluğu ikimizdir. Z'ye de geldiğinde mazmez aslında kalıp olarak geniş zamanın olumsuzluğu demektir. R, ar, er, ı, i, u, ü şeklinde eklerimiz vardır. Olumluysa her zaman, olumsuzsa hiçbir zaman anlamı taşır. Okurum. Okumak fiil kökü. R, geniş zaman. Kim okur? Ben okurum. Birincideki şahıs eki. Sevmez. Sevmek fiil kökü. Mazmez. Ya şöyle dersin buna. Sevmek fiil kökü. Mezin altını komple çizip geniş zamanda olumsuzu dersin. Ya da M ekine olumsuzluk eki deyip Z ekine geniş zaman diyebilirsin. Gitmeyiz. Gitmek fiil kökü. M olumsuzluk eki. Y kaynaştırma. Yardım ses. İz nedir? Yine geniş zaman eki. Ya da M'yi, buradaki M'yi alıp ne yapabilirdim? Yine aynı şekilde geniş zaman olumsuzu deyip sondakine şahıs eki diyebilirim. Altı şahsa göre çekimleyin demiş. Okursun, okurum, okur. Okur dediğimde okumak fiil kökü. R, geniş zaman. Şahısa ne diyeceğim? Üçüncü tekil şahıs hali. Ek yok ama olduğunu anlıyorum. Okuruz. Kim okur? Biz okuruz. Birinci çoğul. Okursunuz. Siz okursunuz. Okumak fiil kökü. R geniş zaman. Okursunuz. Sunuz komple ne olacak? İkinci çoğul şahıs eki. Cümle içinde kullanılmış. Bol bol kitap okurum. Kim okur? Ben. Verdiğin dergiyi niçin okumazsın? Mazmez nedir? Genişin olumsuzu. Kardeşim de dualar okur. Okur, okumak fiil kökü. R, geniş zaman. Kim okur? O. Yani işi yapan üçüncü tekil şahıs. Eki yok, üçüncü tekil şahıs hali diyorum. Halk olarak fazla kitap okumayız. Şimdi okumak fiil kökü. Ma nedir? Olumsuzluk eki. Y, kaynaştırma harfi, yardım ses. Iz, iz nedir? Geniş zaman. Dergideki makaleyi sonra okursunuz. Kim okur? Siz. Başkasını eleştirenler çok kitap okumazlar. Mazmez gördüm. Mazmezi gördüm yere ne diyeceğim? Geniş zaman olumsuzu. Okumak fiil kökü. Lar çoğul eki midir? Hayır. Çoğul eki nereye gelir? İsme gelir. Fiile geldiyse şahıs ekiyle bir bağlantısı vardır. Kaldı ki zaten üçüncü çoğul şahıs ekidir. Burada bir etkinlik var. Hangi zaman eki olduğunu kipini sormuş. Bakalım. Komşumuz Mehmet amca yapacağı işleri günler öncesinden planlar. Planlamak, plan isim kökü, plandan planla isimden fiil yapan yapım eki. R ne? Planlar, her zaman planlar, geniş zaman eki. Kim planlar? O. Şahıs eki var mı? Şahıs eki yok ama üçüncü tekil şahıs hali var. Önümüzdeki ay tatil için gideceğimiz yeri belirlemek için sizinle uzun bir görüşme yapmayı düşünüyorum. Düşünmek fiil kökü, ü yardım ses, yor şimdiki zaman eki, un birinci tekil şahıs eki. Yarın akşam da havanın yağmurlu olması halinde dışarıya çıkma planımız suya düşecek. Düşecek. Suya düşecek komple aslında bildiğim. Düşmek fiil kökü, ecek, acak nedir? Gelecek zaman eki, şahıs hali var. Necip Fazıl Kısakürek bir şiir yazmadan önce şiir üzerine günlerce düşünüp ondan sonra şiir yazmaya başlamış. Buna ben tanık olmadım, duydum. Başlamak, fiil gövdesi, başlamak oldu.
Fiil gövdesi, mışne eki, duyulan geçmiş zaman eki. Niye? Ben buna tanık olmadım. Birinden öğrendim. Naim Süleymanoğlu halter dalında birçok dünya rekoru kırarak tarihe geçti. Geçmek fiil kökü. Geçti. Tanık olmuşum. Dolayısıyla görülen geçmiş. Ne yazık ki yarın sizinle birlikte sinemaya gelemem. Şimdi gelemem derken, yani fiil kökü yeterliğin olumsuzu olacak burada. Ama gelemem, hiçbir zaman gelemem. Zamansal olarak baktığında geniş zaman. Yeni eğitim öğretim yılının planlanması hakkında bize yarın bilgi vermeyecekler. Mame olumsuz, ecek bacak, gelecek zaman ekip. Dünya su rezervi açısından önümüzdeki 50 yıl sonunda çok büyük sıkıntı yaşayacak. Yaşamak fiil soylu, ye, yardım ses, ecek bacak, gelecek zaman. Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kar yağışı yer yer devam ediyor. Etmek fiil kökü. Et yor diyemem. Araya i ne yaptı? Yardımcı ünlü girdi. Yor şimdiki zaman. Yardımcı ünlünün girmesiyle birlikte ne oldu? Tesisi D'sisinde değişti. Yani yumuşadı. Bu bölgede tarımsal üretim yapılmaz. Mazmez. Geniş zamanda olumsuzu. Çocukluğumun geçtiği bu mahalledeki birçok eski yapı ne yazık ki yıkılmış. Görmedim, tanık olmadım, duydum. Dolayısıyla duyulan geçmiş. Son 10 dakikadır milli takım rakip kaleye yüklendikçe yükleniyor. Yüklenmek fiil soylu. İyi, yardımcı ses, yok, şimdilik zaman. Biz normal hızla yolumuza devam ederken önümüze aniden bir çocuk çıktı. Çıkmak fiil soylu, çıktı. Gördüğüm bir şey, tanık olduğum bir şey. Görülen geçmiş zaman. Bir hafta önce kaybolduğu söylenen 5 yaşındaki erkek çocuğu az önce bulunmuş. Bunu gördün mü? Tanık oldun mu? Hayır. Sadece duydum. Dolayısıyla duyulan geçmiş zaman. Ninem her gün, her gün demiş zaten dikkat et. Aynı saatte uyur, aynı saatte uyanır. Uyur ve uyanır. Her ikisi de geniş zaman. Her zaman bunu yapıyormuş çünkü. Uzayda yaşama konusunda bilim adamlarının çalışmaları son zamanlarda oldukça arttı. Buna tanık oluyorum. Bunu demek ki görüyorum, tanık oluyorum, biliyorum. Dolayısıyla bilinen, görülen geçmiş zaman. Sınava sorularının hazırlanmasında önceden belirlenen bir heyet görevlendirilmiş. Tanık olmadım, bilmiyorum ama biri bana söyledi, duydum. Dolayısıyla duyulan geçmiş zaman. Adana-Konya yolunun yapım çalışması yarın başlayacak. Henüz başlamamış. Dolayısıyla acak ecek gelecek zaman. Ay ışığının dünyamıza ulaşması binlerce ışık yılı sürüyor. Sürmek fiil kökü. Ü, ı, i, u, ü yardımcı ünlüdür. Bunun dışında yardımcı ünlü yoktur. A, e, sisi yardımcı ünlü olamaz. Yo, şimdilik zaman. Yarın akşam gideceğiniz yemeğe beni de davet etti. Tanık olmuşum demek ki. Demek ki biliyorum, görüyorum, bilinen ya da görülen geçmiş zaman. Şimdi dilek kiplerine geçmiyorum. Neydi? Haber kiplerini toplayacak olursak. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz dilek kiplerine. Şimdi fiillere geçmemizin sebebi neydi? Fiillere geçmemizin sebebi aslında 6. sınıf konularını bitirmiş olmak ve bunun haricinde 7. sınıfa da bir adım atmaktı. Bunun haricinde ekleri kökleri anlatırken ben size kip ve kişi eklerinden de bahsetmiştim. Dolayısıyla fiillerle başlamak mantıklı bir karar oldu. Neyi gördük? Fiilde anlamı gördük. İş ya da kılış fiilleri, durum ve oluş fiilleri. Daha sonra şahısları gördük. Şahıs eklerini, 6 tane şahıs vardı. Zamirlerle bağlantılı bir şey bu. Ve bunun dışında neyi gördük? Fiillerdeki kip eklerinden haber kipleri, yani bildirme kipleri, aslında bildiğimiz zaman eklerini gördük. Dilek kipleriyle bir sonraki dersimizde devam edeceğiz ama haber kiplerinde bildirme kipi diyorduk diğer adına. Zaman eklerinde neydi? Ne vardı? Geçmiş. Geçmiş zaman kaç taneydi? Duyulan ya da görülen. Ya tanık oldu ya da olmadı. Geçmiş zamanı gördük. Sonra şimdiki zaman yor eki. Gelecek zaman eki kendisi içinde taşıyor demiştik. Ecek bacak. Geniş zaman. Geniş zamanlara ne vardı? Bunu her zaman yapar anlamı vardı. Dolayısıyla kipler, şahıs ekleri fiillere gelir. Şahıs ekleriyle aynı olan iyilik ekleri vardı. Onlar isme gelirlerdi. Şimdi bunları çok iyi anlamamız için ne dedim size? Ek kök videosunu tekrar izliyoruz. Hatta kelime türlerini tekrar izliyoruz.
Daha sonra fiiller videolarıyla 7. sınıf konularına başlayabilirsin.